Herkese merhaba. Canlı yayınımın belli saat geriden geliyor olması. Şimdi sesim geliyor mu tabii ki? Black 06 iyi yayınlar. Ses görüntü çok iyi demiş. Tamamdır. Nasılsınız arkadaşlar? Herkes iyi mi? Benim bu birkaç gündür özellikle çok fazla internetimde donma var. Sebebini anlamadım. Bugün aradım işte Turkcell'i. Yani herhangi bir sıkıntı da görünmüyor. Ama sebebini gerçekten anlamadım. Donmalar olabiliyor. Kusura bakmayın. Yani videoyu tekrar izlerken o donmaları zaten böyle bir kopukluk olmuş. Orada işte görebilirsiniz. Maalesef elimden bir şey gelmiyor. Bu arada şimdi bir en başa çıkayım. Hemen selam vereyim. Nuran Şavata birinci gelmişsiniz. Tebrik ederim. Kenan Budak, Sıla Ömrüm. Sıla Ömrüm ilk defa görüyorum sizi. Hoş geldiniz bu arada. Bakalım bakalım. Züleyha Kırcıoğlu, Eda Kolatu, moderatörlerim Asi Miço, Ayşe Kaskapan, Ruziye Uzuner, Hülya Hanım, hoş geldiniz. Hülya Kurt. Tria Epoksi Tasarım, hoş geldiniz. Üye olmuşsunuz bu arada. Teşekkürler. Evet. Berfihal. Aslan Efe, Meltem. Elif Uzunoğlu, Özlem İçik, Gizem, Hayra. Hayra, sana bir şey söyleyeceğim. Önce bir selamlayayım. Selesin, İrem, Fatih Sargın, Nuran B. Bu arada yazılanları okumuyorum. Şu an isimleri direkt okuyup geçiyorum. Tısira Pavli Ashivli. Çok zor okudum. Merhaba, Nes. Hoş geldin. Erhan Moskova. Hoş geldin. Sibel Saraçoğlu, Yasemin Karacan, Rahime Bağcı, Melda Güroğlu, Yas Has, Şükran Şahin, Leyla Ayşebal, Yılay Palgak, İrem, DK, Kaan Tüzün, Hülya Koçak, Jansu Ö, Y. Yılmaz, Zinet Kaya, Komtr Kaya, Günef Doğan, Güneş. Kimseyi atlamadım bence bu sefer. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyi mi? Bugün pazar oldu. Ne çabuk geçti bu hafta sonu. Hiçbir şey anlamadım ben. Ve gerçekten hafta sonu ne yaptım? Hiçbir şey yapamadım ben. Yani kendi adıma yararlı herhangi bir şeyim olamadı. Onun için çok gerginim ve sinirliyim kendime. Ondan sonra bunun dışında Reyhan Hanım hoş geldiniz. Aslan Efe çok teşekkür ediyorum. Polat'u yine böyle yıldızlar falan bir şeyler göndermiş bana. Yine dondu ya. Sari Yüksel hoş geldiniz. Ne diyecektim? Coşkun Bey hoş geldiniz bu arada. Şimdi ne oldu biliyor musunuz bugün? Bugün bir başlık açtım ben Instagram'da. Neyse sonra işte bir şeyler geldi falan. Sorular geldi. Fakat şöyle bir şey yağıyor yani. Burç Hanım lütfen işte Münevver Karabulut olsun. Lütfen Çağla Tuğaltay ile ilgili soracaklarımız var. O olsun, bu olsun falan. Bu arada Hayra çok güzel sorular sormuştun sen. Ben o postu kaldırınca onun ekran görüntüsünü almadığım için senin soruların gitti. Ama lütfen o soruları bana gönder. Onları senin için ben cevaplayacağım mutlaka. Özür dilerim yani orada sorup soruları gidenler bana lütfen ilk başlıkta açanlar tekrar yollayabilirler. Bunun için çok özür diliyorum. Çok böyle ayıp oldu yani. Sonra ikinci başlık olarak bunu açtım. Peki ne oldu dersiniz? Böyle sorular yağmadı yani. Açtık. Ondan sonra işte geldi sorular ama
O kadar soranlar vardı ki onların hiçbiri yok. O sorular, soracakları şeyler neydi, nereye gitti bilmiyorum. Onun için Pınar Yıldırım hoş geldiniz. Vallahi bir daha soru cevap yapmayacağım. Haberiniz olsun. Çünkü bir de böyle son dakika gönderenler oldu. O da benim için zor oluyor. Çünkü işte çıktısını alıyorum tabii ki bunların gördüğünüz gibi. İşte gelen soruları böyle tek tek tek. Ondan sonra birazcık böyle benim için sıkıntılı oldu bu. Çok organize olamadık hep beraber yani. Bir şikayetimi dile getireyim dedim size. Lütfen bana alınmayın ama. Emir hoş geldin bu arada. Böyle bir durum oldu ama işte gelen soruları cevaplayacağım. Dediğim gibi onun öncesinde de lütfen bir başlık açmıştım. Hangi videodan ne sormak istiyorsanız diye. Lütfen bununla ilgili kusura bakmayın. Olan durum için özür diliyorum. Naz hoş geldin. Erhan aynen çıkarın kağıtları yazılı yapacağım gibi oldu değil mi? Hayır yani şöyle aslında sizinle paylaşmak istedim bu durumu. Ya soranlar oldu fakat o soranlar nereye gitti anlamadım. Bakayım ne yazılmış. Mehmet'e iyi akşamlar. Hayra dava sayısı düşünce sorular da daralıyor. Bu nedenlerle gelen soru sayısı düşmüş olabilir. Evet. Bir de şey olmuş olabilir. Bu konuda ben biraz biliyorsunuz işte aileyle ilgili vesaireyle ilgili en başında yine söyleyeyim. Bu Çağla Tuğaltay davasıyla alakalı olarak aileyle ilgili herhangi bir durum düşünmüyorum. Zaten bunlar ispatlı olduğu için ve bu internette böyle bir kabus şeklinde sanki bunlar belli değilmiş gibi anlatıldığı ve dolaştığı için bu tür durumlar yaşanıyor. Yani sormak istiyorsunuz ama şunu söyleyeyim size. Ben bu soruların hiçbirine cevap vermiyorum. Çünkü benim bu yani şeyimde değil yani soru dağarcığımın içinde bu yok. Yani araştırmamın içinde bu yok. Çünkü çok net olarak aile bireylerinin nerede oldukları belli. Bunu bir baştan söyleyeyim. Yani şimdi chatte de bir karmaşa doğmasın istiyorum. Ailelerle ilgili Münevver olsun, Hande Çinkitaş olsun, Çağla Tuğaltay olsun konuşurken daha böyle biraz daha dikkat ederek ve kendimizi yerlerine koyarak konuşalım diye sizden de rica ediyorum. Benim buna tavrımı zaten biliyorsunuz. Oto Emanizo hoş geldiniz. Kahvemden alayım bir yudum. Gergin bir açılış mı oldu ya bu? Acaba? Ruziye Uzuner hoş geldiniz. İyi geceler. Bu arada çok şıksın diyenler falan oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Emir soruyu, bu soruları, şimdi soruyu soranlara tabii ki öncelik vereceğim. Yani oradan yazanlara. Sonra sizin sorularınıza da cevap veririm. Belki zaten vereceğim cevaplar için de bunları duyacaksınız. Aysu, merhaba, hoş geldiniz, iyi geceler. Ya bu iki konu biliyorum çok konuşuluyor. Ve ben ısrarla bu iki konuyu gerçekten yapmak çok fazla istemiyorum artık. Nedenini söylemiştim ama bir daha söyleyeyim. Yasemin TKN hoş geldiniz. Nedeni şu arkadaşlar. Münevver Karabulut'la ilgili Cem'in yaşayıp yaşamadığına kadar videoları çektim. Bu konuyla ilgili görüşlerimi belirttim. Analizini de yaptım. Daha bunun üstüne söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çağla Tuğaltay'la ilgili keza onunla da ilgili öyle. Artık son diyagramlar üzerinden anlattım konuyu. Yani kafamdaki işte biraz portreyi size de ortaya koymaya çalıştım. Bunlarla ilgili aslında fikirlerimi beyan ettiğimi düşünüyorum. Emine Koçak çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama tabii hala merak edilen noktalar var ya da şimdi bu konuyla ilgili videoları izlememiş olanlar var. Farkındayım izlememişler. Çünkü biz bunların cevabını verdik aslında birçoğunun. Hatta ben Çağla Tuğaltay'da biliyorsunuz bu tırnak altı DNA'nın durumunu bile nasıl olduğunu, nasıl alınması gerektiğini de anlattım. Annem gelmiş. İyi akşamlar herkese. Selamlar White ve Black 06. Size selamlar, saygılar sunuyorum. Burçak'cığım her zamanki gibi çok güzel bir yayın olacak. Şimdiden emeği geçen herkesi kutluyorum demiş annem. Çok teşekkürler anneciğim.
Anna S, hoş geldiniz. Nevin Işık, hoş geldiniz. Züleyha demiş ki, Çağla Tuğaltay konusunda açtığınız yol dilerim çözüme ulaştırır demiş. İnşallah. Deniz'cim hoş geldin. Suna Suna hoş geldiniz. Ya dünkü yayında da varmışsınız, sizi görmemişim. Bugün çift selam vereyim. Suna Suna hoş geldiniz. Suna Suna hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir sorayım isterseniz. Çünkü bazı arkadaşlar, dur bakayım hangisiydi? Yok, herhalde onu yapmadım. İsimlerinizi söylememi ister misiniz? Soru soranların. Bunu da sormam ne kadar mantıklı. Hayır, istemiyoruz yazınız. Soru soranların isimlerini söyleyeyim. Önemli değil. Yani bütün nickname'lerini söylemem veya işte isimlerini. Yani kısaca geçelim isimleri. Şimdi Birsen Hanım'la başlayayım. Uzun biraz. Ondan sonra demiş ki, Gülnur Hanım normalde evde olan bir kadın ve o günde normalde evde olması beklenir. Cinayet günü de aksilik olmasa o saatte eve gelmiş olması lazım. Katilin amacı sadece Çağla'yı öldürmek olsa bu kadar rahat davranmaz diye düşünüyorum. Arabanın olmamasından anlamış olsa yine de belki Gülnur Hanım bir dakika sonra gelecek. Bunu göze alamaz. Ben anneyi de öldürmeyi planladığını düşünüyorum ve bu konuda sizin görüşünüzü merak ediyorum. Serap Hanım'ın programında annenin taksiyle gittiği söylendi diye hatırlıyorum. Burçak Hanım, emekleriniz için teşekkürler demiş. Şimdi burada, yani videoyu izlediğini anlıyorum bu Birsen Hanım'ın. Fakat şöyle, şimdi arkadaşlar bu, önce şunu söyleyeyim. Yani bunu Birsen Hanım size söylemiyorum bu arada, yanlış anlamayın. Bu benim çektiğim videoları izlerken, yani Çağla Tuğaltay ile ilgili çok merak ediyorsanız mesela bu konuyu, bence tüm videoları sırasıyla izleyin. Çünkü bu kronolojik sıra niye önemli biliyor musunuz? En sonda, en son delil üzerinden, en son duyulmuş konu üzerinden konuşuyoruz. Onun için aslında olayın yani motivasyonu ile ilgili bir işte bir takım şeylerle ilgili fikirler değişebiliyor. Söylemlerimiz değişebiliyor. Onun için bence tekrar bir bakın derim ben. Çağla Tuğaltay çünkü biraz değişik bir dava biliyorsunuz ve işte faili meçhul olduğu için. Şimdi Birsen Hanım'ın sorusuna gelirsek. Şimdi katilimizin bir gözcüsü var ise eğer, bu mümkün. Son videoyu bunun için özellikle izleyin derim. Anneyi öldürmek isteyen biri olsaydı bunu annenin evde olmadığı bu nadir bir günde değil, evde bulunduğu sıradan günlerden birine denk getirirdi. Yani bu kadar anneyi niye oturup beklesin evde? Ayrıca Çağla'ya bir cinsel saldırıda bulunmaya çalışma ihtimali olduğunu biliyoruz biz. Eğer bu sonradan düzenlenmiş bir olay yeri değilse. Şimdi bugün şöyle de yapacağım. Yani biraz bazı konularla ilgili bence izlenmediği için ya da belki tam anlaşılmadığı için yanlış düşünceler oluşmuş. Bunları düzelteceğim. Yani size buraya sıra sıra notlarımı hazırladım. Yani şurayı görseniz böyle gidiyor. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Birazdan en azından netlik kazanır. Bir yudum alayım. Şimdi Derya Hanım'ın sorusuna geleyim. Bu arada bütün soruları cevaplayayım. Zaten çok fazla değil. Soruları cevapladıktan sonra genel bir üstünden geçelim isterseniz. Yani bir olayı tekrar hatırlayalım, ne demişiz falan, bunları bir konuşalım diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Hızlıca bir buradan görüşlerinizi alırsam devam edeceğim. Yani bütün soruları cevapladıktan sonra işte Münevver'le ilgili de Çağla'yla ilgili de isterseniz böyle çok detaylara girmeden hızlı bir geçiş yapalım diye düşünüyorum. Yine donduk, donduk, donduk. Burçak Hanım, yıllar sonra birinci kat komşuya Tuğaltayların orada oturup oturmadığını soran kişi hakkında. Züleyha Hanım, bu soruları sorular bittikten sonra cevaplayayım, olur mu? Yani tekrar gönderirseniz. Reyhan Hanım, teşekkür ederim.
Benim merak ettiğim annenin gittiği doktorun DNA'sı alındı mı acaba? Çünkü hani... Şimdi arkadaşlar DNA'ya bu kadar... Şimdi şurada hata yapıyoruz. Ve yaptığınızı görüyorum. Ve bu konu çok şaibeli yani bu DNA meselesi. Bundan bahsedeceğiz. Elimizde net bir DNA yok. Onun için onun DNA'sı bunun DNA'sı alınsa da çok bir şey fark etmeyecek. Aslında bir tane bizim için çok önemli DNA var. İşte ondan bahsedeceğim size. Önemli olan üstüne gidilmesi gereken bu DNA. Fakat yanlış yerlere bakılıyor. Bu benim görüşüm tabii ki. Bunun da altını çizeyim. Tamam, önce ben şu soru cevapları halledeyim. Derya Hanım bir soru göndermiş. Yani şöyle demiş. Lindy Sue Beekler cinayeti gibi DNA teknolojisi gelişimi ile bu cinayetin çözülebileceğine inanıyor musunuz demiş. Şimdi Lindy Sue Beekler dosyasını bilen var mı bilmiyorum aranızda. Biraz hızlıca geçelim. Bu da 19 yaşında bir kadın, 1975 yılında evlenmesinden kısa bir süre sonra bıçaklanarak öldürülüyor. O dönem polisin bütün çalışmalarına rağmen katil yakalanamıyor. Aradan geçen 47 yıldan sonra polis dedektifleri buldukları bir kağıt bardaktan yola çıkarak katil zanlısı David Sinopoli'yi Philadelphia'da gözaltına alıyorlar. David Sinopoli Şubat ayında Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda uçuşunu beklerken eşiyle kahve içiyor. Polislerin kendisini izlediğinden habersiz olan Sinopoli daha sonra bardağını çöpe atıyor. Bardağı çöpten alan dedektifler kağıt bardak üzerinde bulunan örneklerden işte ellerindeki DNA örnekleriyle karşılaştırdıklarında işte Biakiller'ın iç çamaşırında bulunan DNA ile kıyaslandığında eşleşme bulunuyor. Şimdi bu dediğiniz şey bambaşka bir mevzu. Neden ama? Onu söyleyeceğim size. Şimdi burada tabii şu önemli. Buradaki kullanılan teknik, ben sizin demek istediğinizi anladım. Çünkü bu adama şimdi nasıl ulaştıkları söz konusu. Tipik olarak bir kişi bilinen bir suçlu değilse, bu olayı biraz daha devam edelim. Sonra Çağla'yla bağlantısına geçeceğim. Şimdi CODIS diye bir sistem var Amerika'da. İşte Combined DNA Index System diye geçiyor. Birleşik DNA sistemi gibi bir şey. Burada eğer biri suçlu değilse bu sistemde kaydı bulunmuyor. DNA kaydı bulunmuyor. Ve bu nedenle de hiçbir eşleşme kendini göstermiyor. Burada durum bu. Fakat daha sonra savcı bu eldeki DNA'yı bir genetik araştırma laboratuvarına yollamaya karar veriyor. Ama bakın burada ellerinde net bir DNA var. Ve bu DNA kadının iç çamaşırından alınmış bir DNA. Bakın neden net olduğunun da altını çiziyorum size. DNA'nın bulunduğu yer de çok önemli. Ve bu laboratuvara yollamaya karar veriyorlar. Genetik işte araştırma laboratuvarına. Şüphelinin DNA'sıyla herhangi bir bireysel genetik eşleşme olmadığı için potansiyel şüphelileri daraltmak için yeni geleneksel olmayan bir yol deniyorlar. Ne bu? DNA örneğiyle bağlantılı kişinin işte soy ağacına bakılıyor. Bununla baktığımızda ne çıkmış? Güney İtalya'nın Kalabriya bölgesindeki bir kasabayla ile olan bağlantıları ortaya çıkıyor bu DNA'nın. Peki sonrasında ne oluyor? Moore, işte bu araştırmayı yapan kişi, bu Sinopoli'nin İtalyan soyunu göz önünde bulundurarak coğrafi ve göçmen kalıplarının yanı sıra ilgili soyadlarını da inceliyor. Ve suçun işlendiği sırada Lancaster'da yaşayan, aslında ellerinde bir kişi yok o esnada. Fakat o dönemde orada yaşayan doğru yaşta cinsiyette ve bu kökenlerle tutarlı bir soy ağacına sahip tabii ki yüzlerce kişi çıkmayacak. Bakıyorlar ki kim çıkıyor? İşte 3-5 kişi çıkıyor, 2 kişi çıkıyor. Tamam. Adamları alıyorlar, getiriyorlar. Adamlara bakıyorlar, background'larına vesairelerine. Peki ne yapılması lazım? Bu adamların peşine düşülmesi lazım. Bir DNA örneği almak için. Çünkü bu adamları siz herhangi bir suçla yaka paça karakola getiremezsiniz. DNA vermeye zorlayamazsınız. Onun için şöyle bir teknik uyguluyorlar. Bu şüphelinin peşine düşüyor dedektifler. İşte bu adam da ne oluyor? Havaalanında içtiği kahve bardağını attıktan sonra dedektifler bu bardağı alıyorlar. Ve bakıyorlar eşleşiyor mu diye. İşte eşleşiyor, tutuyor.
Ve diyorlar ki aradığımız adam bu. Çünkü iç çamaşırında çıkmış bir DNA da vardı elimizde. Bununla meç oluyor. Artık kimin olduğunu net olarak biliyoruz. Ve işte buradan adama ulaşıyorlar ve bu adam 45 yıl sonra yakalanmış oluyor ve geçmiş olsun giriyor işte hapse. Şimdi gelelim bizdeki sorunlara. Bir, bizdeki tırnak altı DNA'nın katile ait olup olmadığını bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum size? Birincisi. Neden? Çünkü tek tırnakta ve eser miktarda bulunuyor. Yani biz bu DNA kesin katile ait diyebilir miyiz arkadaşlar? Size soruyorum. Şimdi bu kızcağız okula gidiyor. Okulda bir arkadaşıyla şakalaştı belki. Ya da işte bir arkadaşıyla itişti, kakıştı. Kavga etti, tartıştı. İşte veya otobüste giderken yanlışlıkla işte şeyi tutarken fazla hızlı tuttu ve tırnağın arasına bir şey girdi, yani karşıdakinin elini tırmalamış oldu. Atıyorum yani. Ya yaşayan bir insan için her şey mümkün. Ama şimdi Çağla Tuğaltay'ın biz iç çamaşırında bir sperm örneği bulsaydık, bir DNA bulsaydık, o zaman işler değişecekti. Ama tırnak altında veya tırnaklarında, bakın tırnaklarında işte katili tırmaladığına dair kesin ve net işaretler olsaydı, o zaman tamamdı. Ama bu yok. Onun için bu tırnak altı DNA'sından zaten emin değiliz. Emin de olamayız zaten. Yani bu tırnak altı DNA'sıyla sadece birini içeri tıkamayız. Birini ömür boyu hapse mahkum edemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar böyle sanki basit işlermiş gibi lanse edildiği için böyle düşündüğünüzün farkındayım. Ama değil yani arkadaşlar. O zaman düşünsenize, hiç alakanız olmayan biriyle sırf tırnağın altında DNA'nız var diye, yani işte bir tırnakta o gün diyelim ki selamlaştığınız, selamlaşırken de yanlışlıkla işte elinizin üstünü çizdiniz birini. Akşama bu adam öldürülmüş bulunuyor. Yani bu olabilir mi? Bakın burada sadece tırnak altı DNA'sıyla olacak şeyler değil bunlar. Emin olacağımız DNA'lar başka çeşit DNA'lar. Net artık. %100 bu kişi diyeceğimiz. Ama Çağla'nın durumunda buna net diyemeyiz. Bir. İkincisi, apartman otomatında bulunan sulu kan var bir de. Bakın bir de buradan DNA var. Bu DNA'da ise olayda adı geçenlerden birinin alt ya da üst soyuyla ilişkili çıkmış. Bu konunun üzerine gidilmesi gerekirdi. Bakın bu önemli bir detay. Neden peki? Diyeceksiniz ki şu dendi çünkü. Şimdi bu apartman otomatı olduğu için herkesin parmak izi olabilir dendi. Peki sadece bu kişiye ait çıkması bu otomatta yani bizi şüphelendiriyor yani, ve de bunun bir sulu kan olması. Neden? Çünkü Çağla'nın katili ellerini yıkayarak çıktı. Ellerini yıkayıp çıktı evden. Suya tuttu çıktı. Ve buradaki sulu kan yani çok manidar. Bunun manidar olmasının yanı sıra da biriyle alt üst soy ilişkisi çıkıyor yani bunda. Yani apartmanda herhangi başka birinin de parmak izi çıkmadığına göre, sadece bu kişiye ait çıktığına göre, o zaman bu bir tık daha bizim için şüphe uyandırıcı bir şey. Bu önemli. Yani bunun üstüne gidilmeliydi. Ayrıca ben son yapılan ihbarları da çok önemli buluyorum. Daha önce de bahsettim son videoda. Çünkü bu tüm adı geçenler arasında bir iletişim ağı olduğu kanısındayım ben. Baktığımız zaman önceden biz bu isimleri bilmiyorduk tabii ki. Bunlar zikredilmemişti. Bu kişilerin backgroundlarını bilmiyorduk. Durumlarından habersizdik. Şimdi yavaş yavaş bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Yavaş yavaş diyorum çünkü bunlar yıllardır konuşulmamış, korkulmuş ve işin içinde madde kullanımı olması. Bakın bu kişilerin backgroundlarından bahsediyorum. Bu kişilerde madde kullanımı var. Bıçak kullanımı var. Bu mahallede yaşıyorlar.
Ve bu işin, ben daha önceki videolarda da söyledim, madde etkisinde yapılmış olduğunu düşünüyorum ben dedim. Onun için de bu ihbara öncelik verilmesi ve çok iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Önemli çünkü. Birazdan bu DNA'larla ilgili yine konuşacağım ama birazcık sanırım yardımcı olmuştur kişinin sorduğu soruya. Selma Turan, Çağla'nın katili yolda yürüyüp peşine takılmış bir cani bence. Sizce bunun doğruluk oranı kaç? Şimdi bunun olma ihtimali neredeyse hiç benim için. Çünkü Çağla için gelen cani cinayet aletini yanında getirmiş. Çağla'nın evde yalnız olduğunu bilmiş. Ayrıca Çağla eve girerken kapıda kısa süreli bir konuşmanın olduğunu da unutmayalım. Bakın bu alt komşunun verdiği, bu kızın verdiği, altta mı oturuyordu, üstte mi oturuyordu hatırlamıyorum. Çağla'nın arkadaşının verdiği ifade, ilk ifadesi çok önemli. Evde bir dağınıklık yok, boğuşma yok, bağırma, yardım isteme yok. Katil işini tamamladıktan sonra ellerini yıkayıp evi öyle terk ediyor. Ayrıca apartmandan çıktığı ya da apartmana girdiği görülen hiçbir yabancı yok. Tüm bunlar bize cinayeti işleyen kişinin tanıdık olma ihtimalinin çok güçlü olduğunu göstermekte. Buna da böyle cevap verebilirim. Özi. Özi burada mı bilmiyorum. Aslıcığım hoş geldin bu arada. Özü demiş ki Çağla Tuğaltay dosyasının çözülememesinin en önemli sebebi nedir demiş sizce? Şimdi bir, olay yeri çalışmasındaki sıkıntılar. İki, multidisipliner çalışma eksikliği ve bunun hala devam ediyor olması ısrarla yani. Yani bu inadı ben bir türlü anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Neden multidisipliner çalışma yapılmıyor? Niye bir adli tıp uzmanı, neden bir kriminolog? İşte hadi kriminolog kadronuz yok. Bir işte adli psikolog falan, bunların eşliğinde neden çalışmıyor? Bir kan analisti neden çalışmıyor bunlar beraber? Niye hala aynı kişiler, aynı teoriler üzerinde oturup konuşarak bunları çözmeye çalışıyorlar? Ya da çözmeye çalışıyorlar mı bilmiyorum. Yani bununla bir sonuç alınamadığı ortada, aşikar yani. Değişik bir yöntem denesek artık diyorum yani bu konularla ilgili. Yani bu sorgu teknikleri falan çok bence yetersiz yani. Belli ki. HTCOZ, Çağla meselesi karanlığa mı mahkum artık demiş. Bakın arkadaşlar, hiçbir faili meçhul dosya kaderine terk edilmemeli. Böyle bir şey yoktur. Her geçen gün teknoloji ilerliyor. Özellikle adli bilimlerde çok üst noktalara gidiyoruz. Mesela biraz önce bahsettiğim bu Lindy Sue davasında, cinayetinde 45 yıl sonra çözüme kavuşuyor. Önemli yani bunlar. Bu cinayetlerin çözümü mümkün hala. Mehmet S.E. Cam pencere açık, bir kız öldürülüyor. Kimse bir şey duymuyor, görmüyor. Bu bana çok garip geliyor. Katili saklayanlar, konuşmayanlar var bence. Ben artık böyle düşünüyorum. Kimse elini kolunu sallayıp bir eve girip birini öldürüp görünmeden çıkamaz demiş. Katılıyorum. Şimdi öncelikle buradaki bir durumu belirteyim. Cam pencere, perdeler daha sonra polisler geldikten sonra açılmış sanıyorum ki. Çünkü yani oradaki polisler işte balkonda sigara vesaire falan içmişler. Ayrıca işte bir takım şeyleri daha iyi görebilmek adına perdeleri açmışlar. Yani bu durum bu. Yoksa perdeler, camlar falan hepsi sonuna kadar açık değil. Onun haricinde kimsenin bir şey duymaması, konuşmaması, hiç fikrinin olmaması bence de manidar. Hiç normal değil. Ve bu mahallede korkulan ve uyuşturucu madde kullandığı bilinen birkaç kişi var zaten. Buna rağmen komşuların aileyi suçlayıcı tavırlarda bulunması ve bu tavırlarında yıllarca ısrarlı olmaları, bakın bu tavırlarında yıllarca ısrarlı olmaları aslında inceleme altına alınması gereken bir durumdur. Bu önemli bir detay. Bunu göz ardı edemeyiz. Gizem.
Gizem biraz uzun. Gizem Münevver Karabulut'la ilgili yazmış. Uşak Hanım, ben bu cinayetin sebebini Münevver Karabulut'tan bahsediyor. Üç sebepten biri olduğunu düşünüyorum. Kıskançlık, cinsel ilişki, zorlama, ayin. Ama hep kararsız kalıyorum. Acaba hangisi diye. Kıskançlık demiş. Cenaze günü Deniz Hoca Münevver'in odasına girip günlüğü almak istemiş. Hatıra olsun diye Süreyya Bey Deniz Hoca'nın hareketlerinin tuhaf olduğunu düşünüyor. Acaba Cem'in ailesi bilerek mi yolladı eve günlüğü alsın getirsin diye. Cem'in indirim alabilmesi mahkemede koz için kullanmak için demiş. Süreyya Bey günün tamamının yayınlanmasını istememiş. Münevver'le son zamanlarda çıkmak isteyen biri varmış. Baskı yapıyormuş. Bu kişi Münevver'le sevgili olabilmek için acaba Münevver günlüğüne bu kişiyle ilgili düşüncelerini, hislerini mi yazdı? Süreyya Bey günün tamamının yayınlanmasını istemedi. MSN konuşmalarını okuduğum kadarıyla Cem Münevver'in erkek arkadaşlarından Mustafa, Gökhan, Mehmet, Ahmet bunlardan rahatsız. Münevver'in görüşmesini istemiyor. Bu dört kişiden biri olabilir mi? Münevver'le çıkmak isteyen kişi. Acaba Deniz Hoca ya da başkaları bunu biliyor muydu? Cem'i doldurdular. Münevver biriyle flört ediyor ya da cinsellik yaşadığı tarzı iftiralar mı attılar? Kız da işte Cem de kıza kinlenip mi öldürdü? Cinsel ilişki zorlama. Cem mahkemedeki ifadesine öpüştük, ilerisini düşünmedik diyor. Ama MSN konuşmasında cinsellik istediği anlaşılıyor. Münevver evlenmeden olmaz diyor. Cem acaba bundan dolayı mı kinlendi? Ayin, Cem'in ailesi Yahudi kökenli. Uzun bunu okumayayım. Yahudilerin ayin yaptıktan sonra yaptıkları bir şeymiş bu. Bu cinayete her şey çok tuhaf. Yani şimdi arkadaşlar, yani bununla ilgili birçok şey tabii ki muallakta olduğu için söyleniyor, konuşuluyor. Bir de mistik şeyler işte seviliyor. Dün de biliyorsunuz aynı şeyden bahsettik. Bu arada yayın dondu benim yine. Şimdi bu Cem Gariboğlu'nun işlediği cinayetle ilgili ne söyleyebilirim size? Şimdi birincisi şunu söyleyebilirim. Olayın planlı olduğuna dair en iyi kanıt testereyi önceden alıp eve koyması. Bakın olay bence planlı zaten. Bir testere alma var. Olaydan önce gidiyor alıyor vesaire. Bunların hepsi artık ortada. Ama Cem olay için ani gelişti diyerek tasarlama olgusunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Onun için de ortaya işte Münevver'in sevgilisi vardı. İşte biriyle görüşüyordu. Mesaj attı falan gibi bir şey atılıyor. Telefon mesajlarını işte kullanıyor. Bunu niye kullanıyor? Ağır tahrik var diye kullanıyor. Yani bunların hepsi hukuka uydurulmuş şeyler. Hukuki olarak indirim alabileceği durumlar. Bu ama testereyi alması tüm bu durumların hepsini ortadan kaldırıyor. Yani bu video kaydı testereyi aldı. Yani önceden tasarlandığı net. Ayrıca ne diyebiliriz bununla ilgili? Şimdi biliyorsunuz Münevver bulunduğunda paramparça, yani neredeyse yani kesikler var, işte bir takım çeşitli işte bir takım işte zedelemeler var falan filan, bir sürü sıkıntı var. Biliyorsunuz işte vücuttan ayrılan bir parça var. Bunu illaki bir ayine falan bağlamak, bence bu benim fikrim. Sakın bu arada vereceğim cevaplara sakın alınmayın. Bence mantıksız. Bence burada ayin falan yok arkadaşlar. Burada tasarlanmış bir cinayet var. Cem'in çok normal bir adam olduğunu söyleyemeyiz zaten. Cem'de ciddi anormallikler var. Sıkıntılı bir çocuk. Çantasında bıçak taşıyan vesaire bir tip. Yani ben Cem'in bundan keyif aldığını düşünüyorum açıkçası. Fakat bu işi tamamlayamadığı için yardım edildiğini düşünüyorum. Yani aile çok organize çünkü. İşte Cem'e bir mesaj gönderiliyor, biliyorsunuz Cem yakalandıktan sonra bu mesaj işte çok detaylı, neler yapması gerektiğini anlatan bir mesaj. Adım adım anlatmış. İşte basın karşısında bile nasıl yürümesi gerektiğini falan anlatmıştı hatırlıyorsanız. İşte sonrasında afla nasıl çıkacağı, kimlerle bağlantı kurması gerektiği.
İşte bunlar empoze edilmiş. Yani bu aile arka çıkıyor yani bir şekilde Cem'e. Bunun bir sebebi olması lazım yani. Ya şöyle, bu bir ayin, kendini kanıtlama ritüeli falan. Yani bunu bana andıracak hiçbir şey yok yani. Yani ortada bunlar, ama böyle bir şey belki bir benzetilmeye mi çalışıldı artık, bir şeylerle mi uğraşıldı orada? Çünkü yani kıza hakikaten işkence edilmiş yani. İşte öldüremediği için mi ilk hamlede işte yapmaya çalıştı, orada yapamadı, artık çok geçti, dönemedi, gene yapamadı falan. Yani bir takım böyle karmaşalar yaşanmış olabilir. Bu cinayet anı hiçbir şeye benzemiyor tabii ki. Her şey olmuş olabilir. Arkadan, çünkü ailenin tutumu garip yani. Buna katılıyorum size. Hakikaten garip oldu yani. Onunla ilgili başka ne söyleyebilirim? Öğretmenle ilgili, yani öğretmenle ilgili şeyler de çok saçma. İşte ben yukarı çıktım, dersimi verdim diyor öğretmen falan. Bu arada bir de mesela elbiselerde bıçak kesiği çok fazla yok. Yani Münevver'in bıçaklanmasına bakıyoruz, sayılara bakıyoruz. Elbisenin üstüne bakıyoruz. Hayır, değil. Yani elbise çıkartılmış. Olayın içinde ya ritüel dışında başka başka şeyler olabilir. Ritüeli reddediyorum ama onun dışındaki bir takım teorilere açığım. Çünkü babanın da iştirak ettiğine dair bu olaya elde kuvvetli deliller var. İşte kanlı gömlek, işte babanın içliği falan vesairesi falan var. Bunlar bu arada kesin ve net yani. Hani dedikodudan ibaret değil yani. Onun için ya bu konuya şöyle sinirleniyorum. Ya bunun ne olduğu net olarak çıkarılabilirdi. Çünkü kişi yakalandı, katil bulundu, aile bireyleri oradaydı. Niye olmadı? Yani niye biz hala bunu konuşuyoruz? Neden bilmiyoruz? Ben bilmiyorum yani. Yorum da yapmak istemiyorum. O dönem biliyorsunuz zaten işte bu bir şey vardı ya, F ile başlayan bir cemaat. İşte onun işte bir takım sıkıntılar yarattığını biliyoruz işte ülkemizde. İşte onunla alakalı işte biliyorsunuz bir sürü kişiler çıktı. İşte polisler görevden alındı falan oldu filan oldu. Yani böyle değişik durumlar yaşandı. Altından ne çıkar? Ne oldu? İşte bilmiyoruz. Cem yaşıyor mu diye sorarsanız, öldü mü derseniz, bence ölmedi yani. Bu aile, her zaman şunu savunuyorum. Böyle bir aile, bu çocuk cinayet işlemiş. Yani vahşice bir vahşet yaratmış. Yaratığa, yani çocuk da demek istemiyorum, yani çocuklara hakaret, bir yaratığa hala sahip çıkıyorsa, hala nasıl, ne yapması gerektiğini anlatan bir ailesi varsa, bu da gidip saçma sapan bir şekilde yok intihar etti falan şeyde parmaklıklar ardında ülkeyi ayağa kaldırırdı yani. Ülkeyi ayağa kaldırırdı yani. Devlete emanettir yani, mahkum da olsa devlet gözetiminde orada. Ortalık birbirine girerdi ama hiç öyle olmadı. Çok sade bir tören yapıldı. Sırıta sırıta konuşuldu falan. Onun için de tabii ki bize de inandırıcı gelmedi yani. Cem de eminim bunları gülerek izliyordur bir yerlerde. İnşallah böyle bir gün gülerken falan kalp krizi geçirir ölürsün yani. Ne diyeyim ki yani, artık onu bekliyoruz. Meral Kaya, Çağla'nın katili en yakınlarından olabilir mi demiş. Evet, yakın biri olduğu kesin ama aileden biri mi ise sorunuz, o zaman hayır. Çünkü aile bireylerinin nerede oldukları belli. İki soru daha var şimdi. Bunların cevabını şuradan vereceğim. Demiş ki biri GMKYHN Güneş, Çağla Tuğaltay cinayetinde katilin motivasyonu neydi demiş. Bunu birazdan açıklayacağım. Çağla Tuğaltay ile ilgili. Mehtap da demiş ki faili bulunmayan cinayetin gerçek failinin yıllar içindeki duygu, psikoloji ve yaşayış biçimi nasıldır? Şimdi arkadaşlar, bir cinayeti işliyorsa bir adam ve yakalanmıyorsa, bir de böyle vahşi bir cinayetten bahsediyorsak,
Tabii ki yıllar içindeki duygu ve psikolojisi kendiyle gurur duymak olur. Yani ya nasıl yakalanmadım, çok iyi yaptım. Yani şöyle bir şey beklemeyin. Bu kadar canice bu cinayetleri işlemiş insanlar pişmanlık duymazlar. Onlarda öyle bir pişmanlık mekanizması yok. Hele ki bu insanlar uyuşturucu falan kullanıyorsa, böyle değişik alışkanlıkları varsa, bunların etkisinde hayatlarını devam ettiriyorlarsa ancak oturur işte kendisinden konuşuluyorsa işte bir adım yaklaşılıyorsa heyecan duyar yakalanacağım mı acaba diye. Onun dışında keyifle hayatına devam eder. Güneşciğim senin sorunu yanıtlayacağım. Sorular bu kadar. Birkaç tane de aileyle ilgili vardı. Onları artık özür diliyorum ama cevaplamak istemiyorum. Yani bu konuyla ilgili zaten görüşümü beyan etmiştim. Şimdi biraz neler dediğinize bakayım. Çenem dinlensin. Şöyle çok yukarı çıkmayayım çünkü aşağı inemeyeceğim bu sefer. Arkadaşlar şu andan itibaren alayım. Soruldum bilmiyorum ama Burçak Hanım, Çağla'nın anne ve babasının cinayeti öğrenmesinden olay yerine gelme sırasına kadar aradan geçen bir iki saatlik süreyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vay mühendis, hoş geldiniz bu arada. Hayrocuğum şeyden gönderebilirsin. Instagram'dan bana DM atabilirsin. Vicdanıyla hesaplaşmaz mı demiş Türkan Özhan. Öyle bir vicdan taşıyan yapıda değiller onlar yani. Normal kendiniz gibi düşünmeyin yani. Ya da normal insanın düşünce tarzı gibi değil. Düşünsenize bu kadar vahşice bir genç kızı katletmiş biri sizce vicdan sahibi midir? Bunları düşünebilecek yeterlilikte midir? Değildir tabii ki. İyi akşamlar Çağla hakkında. 3 gün önce gazeteci Mustafa Bey bir gencin cezaevinden çıkan binaya gidip Çağla'nın ailesini sorduğunu ve daha sonra metruk bir binada ölü bulunduğunu anlattı. Ben o konuyu bilmiyorum Pınar'ın. Cem Garipoğlu canavarın yaşadığı aşikar varlıklı ailesi sayesinde yurt dışında günlü gün ediyor. Cem Garipoğlu ailesi tarafından hiç sevgi ilgi görmemiş biri demiş. Hasbihal bulunmuş. MLT, MTL, MTL ablacım harika program demiş. Teşekkürler. Otomatta bulunan sulu kandaki DNA, Çağla'nın kanı içinde katilin deri DNA'sı mı, kanı mı? Kanı değil. Kendi DNA'sı. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Çağla cinayetiyle ilgili motosikletçi sapık terimi geçmiş miydi? Yayınlarda. Evet, geçmişti. Ya arkadaşlar, bakın aslında Çağla'nın katili olabilecek kişiler zaten belli. Onun için böyle çok açılmaya, çok ütopik böyle şeyler aramaya gerek yok. Bu benim fikrim. Çünkü Çağla'nın durumu farklı. Yani birincisi olayın oluş şekli, olduğu yer, olduğu saat dilimi. Bunlar önemli. Neden önemli? Ailenin durumu. Çünkü mesela anne genellikle her gün evde olan bir anne ya da okulda Çağla'yla olan bir anne. O gün yok. Yani şimdi olaylara biraz tabii ki mantık çerçevesi içerisinde bakacağız. Bir de böyle doğru şeyi nasıl söylerim bilmiyorum. Ya bu tür cinayetlerde öyle söyleyeyim size. Çok uzak çevreye gidilmez zaten. Yani bunları nasıl biliyorsanız derseniz, bu zamana kadar işlenmiş bu türdeki cinayetlere baktığımız zaman gördüğümüz tablo bu olmuş. Onun için de çok uzaklarda aramamamız gerektiğini biliyoruz. İşte bıçak kullanımı, evdeki rahatlığı, kimsenin farklı birini binaya girip çıkarken görmemiş olması, adam görünmez hale gelmiş yani. İşte falan gibi bir sürü şey birleştiği zaman bakmamız gereken yerler var yani, belli yani alanımız. Bu alanda bakacağımız kişiler de belli. Burada yapılması gereken başka şeyler var. İşte elinizde maddi delil yoksa başka türlü
çözümlere yönelirsiniz. Şimdi birincisi, bıçak kullanmak önemli bir detay bakın. Bıçak kullanmak çok önemli bir detay. Neden? Çünkü genellikle tutku suçlarında bıçak kullanıldığı görülmüş. Ayrıca genellikle yakın temas olduğu için, yani yakın temas olduğu için genellikle tanıdık kişiler tarafından, bilinen kişiler tarafından tercih edilmiş bıçak. Şimdi bizim katilimize gelirsek. Şimdi burada Çağla'nın annesinin bile kaçta geleceğinden haberi yok eve. Dolayısıyla hem öncesini hem de annenin eve gelmediğini bilen biri olması lazım. Bunu gözlemleme şansına sahip birisi ya da bir gözlemcisi var yani. Onun bir yardımcısı var yani. Ya da yardımcıları var yani. Bilemiyorum. Şimdi alt komşunun, yani Çağla'nın yaşlarında olan kızın ifadesine göre Çağla'nın hiçbir şekilde yardım çığlığı atmaması bize Çağla'nın kişiyi tanıdığını gösteriyor. Şimdi cinayet davalarında, cinayet çözümlemede zaten izlenmesi gereken adımlar böyle yani. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa böyle ya işte şu da olabilir, bu da olabilir. Ya o zaman milyonlarca ihtimal sayabilirsiniz. Biz işte onları daraltmak için buralara bakıyoruz. Size anlattığım şeyler bunlar yani. Onun için ha, bir de şunu söyleyeceğim. Bakın ben şundan hoşlanmıyorum. Bana bir işte bir polisin, bir cinayet masası dedektifinin düşüncesini, önerisini, işte ne bileyim kafasındaki şeyi gelip burada söyleyebilirsiniz yani. Çok problem değil benim için. Ama öyle bir şey söylüyorsunuz ki bana, öyle birinin bir şeyi, ya birincisi kimin söylediğine lütfen bir bakın bunu. Bu kişinin böyle bir şeyi yani nereden düşünecek, nasıl düşünecek, bunun eğitimini almış mı, kaç kere hayatında böyle bir olayla karşılaşmış vesairesine lütfen bakın. Herkesin her dediğine, her iddia ettiğine gözünüz kapalı inanmayın. Sırf böyle sansasyonel olsun diye bir şeyler anlatılıyor. Bunları hayretle dinliyorsunuz ya. Dinleyebilirsiniz tabii ki. Ama ondan sonra yarın bir gün çıkıp yok abi suçlu, yok baba şöyle suçlu falan demenin hiçbir manası yok. Yani bu hiç etik bir davranış değil. Aile için hiç hoş değil. Yani bir sürü şey var. Yani anne işte... Evet işte şöyle ya arkadaşlar, anne isterse 6 saat sonra gelmiş olsun. Bu kadının nerede olduğu belli. Yani anlatabiliyor muyum? Kadının nerede olduğu belli. Abi isterse bilmem kaç camı parçalamış olsun ya da parçalamamış olsun. Oğlanın nerede olduğu belli. Babanın iş yerinde nerede olduğu belli. Ya bunları niye konuşacağız yani? Yani birine şüpheli göründü. Şüpheli görünmesi hiçbir şey ifade etmiyor yani birine. Burada önemli olan maddi deliller bize ne diyor? Kim nerede? Ve kim nerede değil? Yani bu önemli olan. Burada zaten bakılması gereken, dikkat çeken insanlar var yani. Onun için daha etrafa dağılmak, sırf böyle sansasyonel olsun, çok konuşuluyor, işte güzel ya, bayağı da konuşuluyor diye bir yerlere bakmanın hiçbir anlamı yok. Ben rica ediyorum yani bu konuda imtina ediyorum özellikle. Sizden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Şimdi zaten dediğim gibi yardım çığlığı falan atmıyor. Hiçbir ses çıkarmıyor bu kız. Bu kişiyle beraber girdi ya içeri diye düşünülüyor tabii ki. Ya da Çağla'nın hemen akabinde birisi geldi ve Çağla onu bir sebepten içeri almış olabilir. Yani bunun dışında... Olağan hayatta başka ihtimaller yok yani. Çok ekstrem şeyler olmuş olabilir mi? Evet olabilir. Ama her zaman diyorum. Çok ekstrem bir şey olmuş olabilir. Ama biz %3'lük, 5'lik bir ihtimalden bahsetmiyoruz yani. Biz %95, %80, hatta %60, 70 falan gibi ihtimalleri konuşuyoruz. Yoksa o küçük ihtimali konuşmuyoruz yani. Onları falan daha küçülte küçülte konuşursak zaten bitmez bu. Şimdi bu kişiyle beraber içeri girmiş olabilir ya da bu kişi sonradan gelmiş olabilir dedik.
Peki biz bu sebebi nasıl anlayacağız? Yani bir sebeple içeri girmiş olabilir bu kişi diye düşünüyoruz. Sebep bence failin bir taleple, bir istekle gelmesi. Ben bunu daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. İşte o dönem evlerinde bilgisayar var Çağlaların. Bilgisayar çok yaygın değil o dönem. Ne istemiş olabilir? Nasıl bir talepte bulunmuş olabilir bu kişi? Bilgisayarla ilgili bir acaba bir çıktı mı istediği, bir şey mi, bir disketi mi takmak istediği? O zamanlar disket var çünkü. İşte bunlardan bir şey, bunlarla alakalı bir şey mi istedi diye düşünüyoruz. Bu bir teori yani. Bu böyledir kesin demek değil. Ve dediğim gibi ben o zaman da bir bilgisayarın açık görünmesi, işte kasa ışığının yanıyor olması, bilgisayar kasasının üstündeki anahtarlık vesaire bunlardan da bahsetmiştim. Bunlar önemli detaylar ve olay yeri incelemenin maalesef ki korkunç kötü yapılması bunların önüne geçmiş işte. Biz de o dönemki işte olay yeri fotoğraflarından olabilitesi olan şeyleri konuşuyoruz yani. Yoksa hayali bir sürü şey de yazabilirsiniz tabii ki. Yani İlker işte yaptığı ilk ya motivasyon lazım arkadaşlar. Bir motivasyon sebebi lazım. Yani böyle atınca olmuyor yani bu. Bir motivasyon lazım. Elimizde bir motivasyon olması lazım. Baktığımız zaman bu motivasyonun ne olduğunu görüyoruz. Cinsel saldırı gibi görünüyor. Ama ben bunu ilk başta hep cinsel saldırı olduğunu düşünüyordum. Fakat ta ki ne zaman değişti benim bu düşüncem? Annenin evde toplu para da oluyordu demesi bütün düşüncemi değiştirdi benim. Eğer fail para için eve girdiyse ve bu esnada parayı henüz alamadan Çağla ile karşılaştıysa eğer bu cinayeti işlemesi çok muhtemel. Akabinde olayın anlaşılmaması için olaya cinsel saldırı süsü verilmiş olma ihtimali yüksek tabii ki yani. Olabilir. Olay yeri düzenlenmiş olabilir. Ki bunun olduğunu düşünüyoruz zaten. Failin olay yerini düzenlediği veya düzenlenmesi için yardım aldığı da düşünülebilir demişiz. Aynen öyle. Fail içeride Çağla ile karşılaştığında Çağla reaksiyon gösterince Çağla'yı ortadan kaldırıp bir an önce olay yerini terk etmeye çalışmış olabilir. Peki. Ayakkabı mevzusu vardı. Ayakkabılarla ilgili biliyorsunuz teoriyi söylemiştim ben. İşte bir takım şeyler söylemiştim. Onu da ya yorum yazılıyor mesela ona da. Yani videoyu izleseler gerçekten yani videoyu düzgün izleseler dediğim çok net yani benim ama maalesef böyle bir sıkıntı da yaşıyorum. Sonra artık cevap yazmıyorum. Şimdi birincisi saatlerde çok büyük sıkıntılar var. Saatlerde ciddi sıkıntılar var. Kimsenin dediği saat hiçbir şey tutmuyor. Nilgün Ç'nin verdiği ifadedeki saatler tutmuyor. Bunlar çok önemli. Ve şimdi burada ifadelerden bir tanesi zaten, şimdi tekrar okumayacağım bunu. Bence benim nazarımda net ya. Yani bayağı net yani. İki kişiler zaten bu ifadeyi veren. Bir o kişi çalışan, bir de yanında olan kişi. Bakın bu iki kişi birbiriyle alakalı düzgün ifade bile veremiyor. Ya bu neden olabilir ya? Sen bir yerde çalışıyorsun, yanında biri daha var. Böyle bir olay oluyor. Ve sen diyorsun ki bu olay oldu. Ha? Hiç gitmedim şeye. O apartmana. Neden gitmedin? Gitmedim yani. O binada senin annen var, kardeşin var falan, akrabalarınız var. Ne olduğunu bilmiyorsun. Bir koşar gider insan falan gitmemiş. Bakın bu hareketler önemli. Bunlar şüphe çeken hareketler. Maddi delil mi bunlar? Hayır değil. Ama bunlar bize ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bir toprak düşünün ve ortada böyle bir o toprak böyle büyük bir toprak parçası düşünün.
Ortada da bir su birikintisi düşünün. Siz o su birikintisine suya ulaşmaya çalışıyorsunuz. O suya ulaşmaya çalışırken işte o buradaki işte gözünüze çarpan detaylar var ya, söylenen yalanlar bilmem neler, hepsi birer taş olsun böyle adım atabileceğiniz. İşte onları koya koya o ortadaki suya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlattıkları bu kişinin ailesinin yani bu suya bizi ulaştırıyor mu? Evet, ulaştırıyor yani. Burada yapılması gereken bir tek şey kalıyor geriye. O da nedense yapılmıyor. Anlamadım yani. Bu son verilen kişiler, bakılması gereken kişiler, ismi geçen kişiler, bu bahsettiğim kişi, bakın bunlar çok bilinen kişiler mahallede. Çok iyi olarak değil yani. İşte bıçak kullanımlarıyla vesaireyle ünlü kişiler yani. Şimdi baktığımız zaman yaraya, Çağla'daki yaranın şekline, şemaline, bir kere failin eve erişimin rahat olduğu, yara boyutunun bize verdiği göstergeler ile güçlü biri olduğu, bir erkek olduğu bence. Bu yaranın yapılışı itibariyle kavga ve şiddet geçmişi olduğu, bu aleti çok iyi kullanabildiği, bu aleti, bıçakları seven biri olduğu, hakim biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani tüm bunların ışığında bu verilen tüm ifadelerin tekrar alınması, bu kişilerin tekrar sorgulanması önemli yani. Bunun prosedürünü ben bilmiyorum Türkiye'de. Hukuki prosedürleri bilmiyorum. Ben avukat değilim tabii ki. Yani özellikle Türkiye'deki hukuk sistemine işte bu olaylarla biraz daha hakim oldum. Ve çok şey değilim ama bu kişilerin izini sürülmesi gerektiğine eminim yani. Kesinlikle. Bunlara bakılmalıydı yani yıllar içerisinde. Ve bence iyi bir sorgu itiraf getirirdi arkadaşlar. Önüne koyulan çat 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 belgelerle iyi bir sorgu kesinlikle itiraf getirirdi. Şimdi tırnak altı DNA'sı dedik. Nerede? Şu şeyimi bulayım bir dakika. O kadar çok şey var ki. Şimdi bu DNA'lardan bahsedelim biraz. Bu arada bakayım mı size bir? Mehmet S. demiş ki bu kişiler sorgulandıysa polis baskısı altında nasıl kendilerini açığa vermediler? Şimdi şunu söyleyebilirim Mehmet Bey. Bu kişiler biraz alışkınlar zaten bu tip şeylere. Polise gitmeye, karakola girmeye falan alışkınlar. Onun için sizden benden daha profesyonellerdir bir. İkincisi zaten kişiler çok iyi sorgulanmamış ki. Çok iyi bakılmamış ki maalesef. Bir sürü şey eksik yapılmış. Bir sürü bakılması gereken şey bakılmamış. Alınması gereken kanlar alınmamış. DNA'lara bakılmamış. Yani burada sıkı bir takip yapıldığından bahsedemeyiz. Çok iyi bir sorgulama yapıldığından bahsedemiyoruz. Muhteşem bir olay yeri bakıldığından bahsedemiyoruz. İşte elimizde böyle faili meçhul bir dosya kalıyor. Şimdi burada apartman girişi sessiz ve ıssız değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani böyle ıssız sessiz falan değil. Her tarafında bina olan bir apartman. Emin olun yabancı biri girseydi bu apartmana bütün apartman konuşuyor olacaktı. En azından bir kişi görmüştür. Bizim millet sever çünkü. Kim girdi, kim çıktı, ne yaptı, o kaçta geldi. Bunlardan bahseder ve bunları bilir. Apartmanda konuşulur. Herkes kimin ne olduğunu bilir. Mahallenin 7 mahalle ilerisindeki serseriyi tanır. Bunlar yani bizde olur. Bu şekildedir yani. Biz Türk'üz ya. Böyle yani. Benim eski oturduğum mahalle bilmem ne dedi. Böyleydi yani. Yani ben... Ama burada şöyle bir durum görüyoruz. Aynı apartmanda oturan kişiler bile yo Çağla'yı tanımazdım ben. Hiç görmemiştim. Hiç bilmiyorum. Ya böyle bir şey olması mümkün mü ya? Ya burası Amerika Birleşik Devletleri değil ki sen komşunu tanıma. Ya burada
7 blok ilerideki adamı tanırsın. Biri boşansın mahallede, hiç tanımayan duyar yani. Onun için yani bunlardan bahsetmek komik geliyor bana. Yani olayı saptırmaya çalışmaktan başka hiçbir şey değil bu. Ve yıllardır da bu yapılıyor. Şimdi DNA'nın yapısından bahsedelim. Elimizde iki türlü DNA var arkadaşlar. Bakın. Bu lütfen önemli. Bunu çok soruyorsunuz. Bunu açıklayayım bir kez daha. Birisi çağların tırnaklarının birinin altında bulunan deri döküntüsü ki tecavüz ya da cinsel saldırılarda tek tırnaktan değil çoklu tırnakların altında bu deri döküntüsünün olmasını bekleriz normalde. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Bu deri döküntüsü katile ait olabilir mi? Evet, olabilir. Asla olamaz diye bir şey demedim ama şaibeli dedim sadece. Bunu unutmayın. Diğeri apartmanın prizinden alınan suyla karışık kandan alınan DNA. Bu kanın Çağla Tuğalta'ya ait olduğu kesin. İşte bu sulu kandaki DNA'da işte bu şüphelilerden bir tanesinin alt ya da üst soyuyla bağlantılı olabileceği çıkıyor. Tırnak altından DNA sonucu kimseyle eşleşmiyor bu arada. Ki bence eşleşmemesi de çok normal. Bakın yani benim fikrim bu. Çünkü faile ait olsaydı tek tırnağın altında bulamayacaktık. Çünkü yani Çağla'da arkadaşlar Çağla boğuşamamış ki zaten. Kızcağız boğuşamamış yani. Yani bir boğuşsaymış keşke. O zaman elimizde net bir şeyler olacaktı. Kız boğuşamamış ki. Bir anda yapmış zaten. Kızın buna vakti olmamış yani. Bundan bile anlayabiliriz bakın. Evde bir boğuşma yok, bağırma yok, çağırma yok, hiçbir şey yok. Tırmalamamış, edememiş, hiçbir şey yapamamış bu kız ya. Bu herif gelmiş, çatırt diye kesmiş. Zaten kız gitmiş yani o an. Aortu kesilmiş arkadaşlar. Yani bu insan anında ölmüş zaten yani. Hani böyle bir direnme vesaire falan olmamış. Onun içinde bu tırnak altı DNA'sı. Yani bana bir şey ifade etmedi yani. Şimdi bunu böyle düşünmem çok normal yani. Ben bu mesleği yapacak biriysem eğer bunun ihtimalinin düşük olduğunu düşünmem çok normal. Çünkü olaya şöyle bakmıyoruz yani. Ha tamam, evde şey var, tırnağın altında DNA bulunmuş, tam bu katile ait. Hayır efendim, diyorum size, olmaz bu şekilde. Bu kız boğuşmuş mu, direnmiş mi? Ya direnme yarası yok bu kızda. Bıçak yarası yok ya. Biz bıçaklı saldırılarda bir kere bu direnme esnasında olan bıçak yaraları bekleriz. Hiçbiri yok. Bunlar olsa tamam, o zaman diyeceğim ki biraz daha yüksek bir ihtimal yani. Hayır değil. Şimdi bu diğer DNA ise yani prizden alınan apartman prizi bu arada. Bunun da altını çizeyim. Yani bunu millet evdeki prizma falan mı? Ya arkadaşlar, diyorum ki apartmanın prizinden alınan sulu kan diyorum. Bunu hala böyle soran var. Apartmanın prizinden alınan şüphelilerden birinin gonozomal DNA'sıyla uyumlu çıkıyor. Gonozomal DNA ne demek? Bir kişiye ait alt ya da üst soyla alakalı DNA demek. Otozomal DNA ne demek? Kadın mı erkek miyi belirleyen, cinsiyet belirleyendir. Gonozomalda da gonozomal kadın mı erkek mi belirler. Diğeri de işte kaşımızın, gözümüzün, bilmem nemizin rengini falanını filanını belirler. Bu bir erkeğe ait olduğu kesin bunun. Ve bu erkeğe ait alt ya da üst soydan erkeklerin olabileceği çıkmış. Yani bu kişiye ait üst ya da alt soydan kişilere ait olabileceği çıkmış. Bu kanlı suyun içinden alınan DNA. Yani sadece erkek bireye özgü kalıtım gösteren ve bir soyun tüm erkek bireylerinde değişmeden kalıtıldığı bilinen bir YSTR DNA profili ile uyumlu olan erkek cinsiyetli bir DNA profili bulunmuş. Bir daha okuyayım isterseniz. Sadece erkek bireye özgü kalıtım gösteren ve bir soyun tüm erkek bireylerinde değişmeden kalıtıldığı bilinen YSTR DNA profili ile uyumlu çıkmış. Tam bu noktada burası apartman prizi, çıkması çok normal mi diyebilir demiştim. Ama başka herhangi birinin DNA profiline rastlanmamış.
Yani karışık bir DNA profili değil buradan elde edilen. Bir kişiye ait. Başka ne söylenmişti bu konuyla ilgili? Şimdi ben demiştim ki babanın çağlayı çevirdiğiyle ilgili bir şeyler söylenmişti. Ben demiştim ki işte üstünde bir böyle yumruk gibi gömlekte bir iz var demiştim size. Bunu da yanlış anlayan, çok yumruk atmış falan diyen oldu. Değil. Şöyle söyleyeyim. Baba mı çağlayı çevirdi falan, baba çağlayı çevirdi falan diye bir şeyler söylüyor. Baba çağlayı çevirmemiş arkadaşlar. Yani bununla ilgili hiçbir şey doğru değil. Sadece iç çamaşırını üstüne koymuş. Eteğini kapatmış. Bunun dışında herhangi bir müdahalesi bulunmamakta. Ama bu söylentiyi çıkaran kişiler de delil karartmaya yönelik bir girişimde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu söylentileri kim çıkarıyorsa, aileyle ilgili böyle garip garip söylemlerde kim bulunuyorsa bu kişilere bakılması gerekir. Yani bütün cinayetlerde böyledir bu arkadaşlar yani. Bu kişiler suçlu demiyorum, bakılması gerekir diyorum. Bu durumda böyle. Bakayım ne diyorsunuz? Biraz da kahve içeyim. Asıl Erdoğmuş demiş ki Burçak amca kesinlikle size katılıyorum. Yeniden incelenmesi gerekiyor. Neden bekleniyor anlamış değilim. Bilmiyorum ki, ben de bilmiyorum. Bakılıyor mu bakılmıyor mu tabii bilmiyoruz. Bize bilgi verilmiyor tabii. Para içinse yabancı olsa vurur bayıltırdı. Kesin Çağla'nın tanıdığı biri demiş. Aynen. Selis'in demiş ki ben diğer apartmanlardaki kimseyi tanımıyorum. Vallahi Burçak Hanım o zamanlarda tanınır komşuluk vardı ama şu anda bakın komşuluk ilişkileri bitmiş olabilir. Fakat şöyle söyleyeyim size. Şimdi bir mahallede 20 yıldır 30 yıldır falan yaşıyorsanız ve o mahallede böyle bir takım serseriler bilmem neler falan varsa bu bilinir yani. Şimdi bunların oturdukları yer ve o dönem zaten bunların bilindiği ve işte komşuluk ilişkilerinin olduğu falan filan bir dönem. Ki bu kişiler zaten apartmanda bir komşuluk var yani, anlatabiliyor muyum? Birbirlerine gidiyorlar, geliyorlar, o onu tanıyor, o iğneye gidiyor. İşte kiminin orada işte eczanede çalışıyor bilmem nerede falan. Şimdi bir kere mahallenin gençleri, erkekleri falan böyle toplanır otururlar falan. Yani bunlar göz önüne alındığı zaman... Bu söylemler ben tanımıyordum, hiç görmemiştim. Aynı apartmandaydık ama ben bilmezdim bile falan demek manasız yani. Bir de bu kişilerin yani kimin ne olduğu çok iyi biliniyor yani. Onu söylemek istiyorum size. Kimin ne olduğu çok iyi biliniyor. Evden para çalınmamış yani hırsızlık olayı değil demiş. Evden para çalınamamış da olabilir tabii ki yani. Çünkü evde bir para olduğunu biliyoruz. Meltem demiş ki o dönemde balkon pencere teyzeleri muhakkak vardır. Her şeyi anda haber alan ve mahalle hakim. Aynen, kesinlikle. Bizde hep vardır yani. Account kaynağı emniyete danışmanlık yapma şansınız olur mu? Ne yapılabilir? Buna odaklanalım bence. Keşke siz birkaç uzman çalışmalara dahil olsa. Vallahi ben her zaman hazırım. Benim öyle bir danışmanlık yapma şansım falan yok tabii ki. Üstümün vazife değil yani öyle bir şey ama yani ben bunun multidisipliner çalışma gerektirdiğine inanıyorum. Bu ben olmak zorunda değilim yani. Çok iyi mesela işte profil uzmanları var. Çok iyi işte emniyette çalışmış emekli işte polisler var cinayet bürodan. İşte adli tıp uzmanları var. Artık daha yeni şeyle çalışan, tekniklerle çalışan, bunlara hakim olan bunlardan yardım alınmalı. Bunlar da birbirinden yardım almalı. Doğal olarak yani bir grup çalışması olmalı bence. Olay yerine herkes girmiş. Belki katil de girdi ve çok belli olan. Tabii ki, tabii ki. Ya bir kere bakın. Ortada şöyle bir sıkıntı var. Polis geliyor.
Bunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Bu oradaki komşunun Sayın Mustafa Şekeroğlu'nun kanalında verdiği ifade. Yani ifade diyorum, röportaj. Tek tek anlatmış kendi sesiyle, kendi söylemiyle. Şunu söylüyor. Polisler diyor, bizim evimize diyor. Bizim evimizde diyor yıllarca yaşadılar diyor. İşte biz diyor şey yaptık diyor onları diyor. Yani o gün diyor zaten bizim evde toplanıldı diyor. Bizim evde diyor aldılar diyor bütün parmak izlerini falan diyor. Ya birinci dereceden şüpheli biri var orada. Yani bu kişinin evine gidip parmak izi alınır mı ya? Bu kişinin evinde deliller toplanıp bırakılır mı? Yani bu kişi suçlu diye demiyorum ben. Yani genel olarak bu mantaliteden bahsediyorum bu arada. O kişi öyle söylemiş. A kişisi, B kişisi, C kişisi. Kişinin kim olduğu önemli değil yani. İsmi önemli değil şu an. Ama bunun yapılmış olması bile çok korkunç yani. Ben peki tırnak altı DNA işte atıyorum. Ya da işte kan örneği alıyorum. İşte bunları tüpler içinde muhafaza edip ne yapıyorum? Bu birinci dereceden şüphenin elinde mi bırakıyorum yani? Sonra gidiyorum tekrar başka bir şey almaya mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunlara nasıl emin olacağız? Burada alınan hiçbir deliden ben emin değilim ki. Yani kullanabildi. Yani tamam eşleşmedi ama eşleşmemesinin belki bir sebebi var yani burada olması. Ya böyle bir şey olması mümkün mü ya? Yani orayı kriz merkezi ilan etmişler. Yani bu şekilde olmamalıydı. Maalesef bunlar işte bir cinayetin çözümündeki işte sizi geriye götüren unsurlar yani. Türkan Hanım, adli tıp uzmanı değil Sevil Hanım. Sevil Hoca, Sevil Atasoy kimyagerdir arkadaşlar. Kimya profesörüdür. Bunlar yanlış bilgi. Adli tıp uzmanı değil. Tuğaltay ailesinin evine 22 yıl sonra gelip Tuğaltay ailesi burada kim gelmiş? Ben o konuyu bilmiyorum yani. Bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Ortalık temizlenmiş. Sıvılar neden uğraşsın? Katil birinin gelebileceğini düşünürdü diye düşünüyorum. Sibel Sarıçoğlu demiş ki doğru değil tabii. Polis herkes aynı mesafede durup parmak izi vesaire almalı. En saçması bu. Tabii canım daha neler neler olmuş yani. Evet, kimya mühendisi değil, kimya profesörü. Kendisi kimyager, yani kimya mezunudur Sevil Atasoy. Daha sonra onun babası adli tıp profesörüdür Sevil Hanım'ın. Babası adli tıp profesörüdür. Babası adli bilimlerle ilgili bir bölüm açılmasına sanırım öne yak olmuş. Orada da Sevil Atasoy Hanım oranın işte başındaki kişi. Ama kendisi kimya profesörüdür arkadaşlar. Türkan Özhan. Şimdi belki de izliyordur. Pis sırıtıyordur bu katiller. Olabilir tabii. Filiz Dinç demiş ki Mustafa Şekeroğlu paylaştı. 22 yıl sonra Tuğaltaylar'ın apartmanına gelen gizemli kişi diye. Bilmiyorum yani izlemedim arkadaşlar. Onun için yorum yapamıyorum. Mehmet hoş geldin. Ben o mahalleyi biliyorum o dönemden. Herkesin birbirini görebildiği sokaklar ve yaşantı şekli vardı. Aynı sokak ve apartmandakilerin birbirini görmemesi imkansız, tanımaması da imkansız işte. Bu ifadeler niye verildi ama? Önemli olan bu. Yani arkadaşlar şimdi Çağla Tuğaltay'la ilgili yaptığım videolar benim gerçekten... ben şöyle söyleyeyim size. Çok ciddi oturup çalıştığım, araştırma yaptığım... Ve arkasında olduğum videolar. Onun için bu videoları izlemeyen varsa izlemesini tavsiye ediyorum bu konuyla ilgili. Mükemmel, harika, tek benim videolarım müthiş falan öyle bir iddiam yok. Yanlış sakın anlaşılmasın. Ama ben tabii ki biraz daha mesleki olarak bir şeylere bakarak incelemeler yapmaya çalıştım. Naçizane, elimden geldiğince, aklımın yettiği kadar... Yapmaya çalıştım. Ve yaptıklarımın da arkasındayım. Mutluyum da bu çalışmalarımdan.
Çünkü beni ileri taşıdı yani kendi alanımla ilgili, düşünce yapımda bir sürü değişikliklere sebep oldu. İşte kalıplaşmış şeylerden kurtulmak lazım. Bizim bu mesleği yapacak insanların en önemli şeyi bu olmalı. Bir kalıpta devam edemezsiniz. Çünkü cinayet olgusu farklı bir olgu. İnsan psikolojisi çok farklı. Bugün nedense konuşamıyorum. İnsan değişen, anı anına uymayan bir varlık. Böyle bir varlığın işlediği bir cinayetten bahsediyoruz. Sebeplerden bahsediyoruz. O bunları anlamaya çalışmaktan bahsediyoruz. Onun için bunları anlayabilmek, bunları çözümleyebilmek için de çok fazla bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince öğretilerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu yani söyleyebileceğim bu kadar bununla ilgili. Onun dışında Güzgülleri hoş geldiniz. Teşekkürler. Onun dışında yani çok konuşulan şeyler var. Soruyorsunuz bana da Burçak Hanım şu şöyle diyor, bu böyle diyor falan. İşte ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bu alanla ilgili çalışmaları olan işte neden? Hem artık çok halka mal olmuş bir şey. Hem işte yıllardır işte çözülememesi. Bir takım işte eksikliklerin olması vesaire falan biraz karışık olması işte DNA gibi bilmem ne gibi teknik bilgiler barındırması. Onun için ben bunu tabii ki daha bu işin uzmanı kişilerden dinlemeyi tercih ediyorum. Her zaman size de bunu tavsiye ediyorum. Burçak Hanım sorular bitti mi demiş. Evet Nas Hanım bitti. Burçak Hanım, objektif bir şekilde pozitif bilimden yararlanarak değerlendirme yaptığınız için yorumlarınız çok değerli bence. Birçok kişinin yorum yapmadan önce yayınlarınızı dinlemesi gerekiyor. Estağfurullah yani çok teşekkür ederim bu arada bunun için. Ama ben biraz daha böyle o çerçeveden çıkmamaya çalışıyorum. Buna sinir olan da oluyor biliyorum. İşte şunu konuşturmuyorsunuz, bunu konuşturmuyorsunuz diyenler oldu. Ama yani dediğim gibi burada cinayet soruşturmalarında özellikle önemli olan kimin nerede olduğu. İlk başta buna bakılır zaten. Bunu artık söylemekten ben mahvoldum. İlk başta kim nerede? Kim nerede? Bunlara bakılır zaten. İlk adımı bütün ülkelerde, Afrika'da da, Avrupa'da da, Amerika'da da, Türkiye'de de ilk bakılan şey budur. Bir cinayet soruşturmasının ilk adımıdır bu. Çıkıp daha buna bakılmamış, kimsenin haberi yok derseniz o zaman baştan teorinizi bitirmiş olursunuz yani. Bu önemli bir şey çünkü. Burada bakılmaması gibi bir şey mümkün değil yani. Bunun ispat edilememesi gibi bir şey mümkün değil yani. Onun için eksiklikler var mı? Var tabii ki ya. Olmaz mı? Bir sürü var yani. Yapılan yanlışlar yok mu? Tabii ki var yani. Ama yani bunlar daha ilk aşaması. Bu olmadı diyorsanız, bunlar yok diyorsanız zaten hiçbir teori üretmeyin de. Siz zaten daha kim nerede buna bakılamadığını düşünüyorsanız, bunun ispat edilemediğine eminseniz zaten hiçbir teori üretmeyin bile yani. Gerek bile yok. Bu dosyayı kaldıralım, çöpe atalım o zaman. Yani bu anlama gelir. Black 06 demiş ki bugün müdahale etmedik, sonra konuşturulmadık denmesin demiş. Arife Temiz. Çok teşekkür ederim. Hayra demiş ki Cem Garipoğlu şu anda nerede olabilir? Ne bileyim. Bir yerlerde işte. Dünyanın bir yerindedir yani. Muhtemelen. Yani toprağın altında olmadığını düşünüyorum ben ama inşallah toprağın altındadır yani. Öyle umut ediyoruz. Elif Uzunoğlu demiş ki ben sizden profesyonel dinleyince aydınlandım. Tüm serinizi dinledim. Ay çok teşekkür ederim. Çağla ile ilgili bu konularda YouTube başına gelmiş en iyi kişisiniz demiş. Çok teşekkür ederim. Öyle olmadığını söyleyenler var tabii ki ama böyle düşünmeniz beni çok mutlu ediyor. Ayşe Kaskapan teşekkürler. Kaç dakika olmuşuz? 80 dakika olmuşuz yine. Bizan demiş ki ben Rezan Bey'in Nagihan Hanım'ın mezarı açtırmak istediğinde açtırmaması için alttan alttan manipüle etmesine hayret ediyorum zaten açtırmadı da demiş.
Evet, o da enteresandı. Ama dediğim gibi onun da arka planında neler olduğunu bilmiyoruz. Ya aile için söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü baba falan artık çok kötü durumda. Yani görmüşsünüzdür zaten, biliyorsunuzdur. Allah sabır versin. Çok zor bir şey. Çok ama çok zor bir şey. Onun için onlara diyecek bir şeyim yok. Onlar artık ne derse, kim ne derse onu yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii bana da garip gelmedi değil Gizem'in. Bana da garip geldi. Meltem demiş ki hayır, herkes bir yer diye düşünüyor. Sıcak olan yakıcı bir yer yakın zamanda inşallah. Amin Meltem. Nalan Sağlanım Hanım, hoş geldiniz. Çayhan Cem, kızcağızı öldürdü ya. Yaşıyorsa tekrar birini öldürür mü sizce? O potansiyel var mı? Bence var. Bence Cem'de var arkadaşlar. Yani bunu dener yani. Bir de yakalanmama çok ciddi bir kuvvet veriyor böyle tiplere. Düşünsenize, yakalandınız ve bunun cezasını çekmeden çıkarılıyorsunuz, kaçırılıyorsunuz bir yerlere falan. Acayip cesaretlendiren bir şeydir bu. Bence vardır. Bence yapıyor bile olabilir yani. Eğer yaşıyorsa, yaşamaz olsun inşallah diyeyim. Kınalı yapınacak. Fena geç kaldım. Siz devam, ben baştan başlayayım izlemeye. Ayrıca diğer kriminal kanallara, Kriminella, Gadget vesaire desteğinize teşekkürler. Seviliyorsunuz, bol şans. Çok teşekkürler. Tabii ki izledim bu arada. Ya Gadget'ın dün şeyini izledim. Gerçekten çok güzel bu arada. Anlatım harika. Çok hoşuma gitti. Diğer kanallara da baktım bu arada. Ay, diğer şey Mustafa Murat Bey miydi? Ona da baktım, o da anlatım falan. Yani gerçekten o çok düzgün anlatıyorlar. Çok hoşuma gitti. Tabii ki izleyeceğim. Ayrıca da birbirimizi tabii ki destekleyelim yani. Güzel bir şey bu. Garip ailesiyle nasıl arkadaş oluyorlar ya? Hiç mi korkmuyorlar veya hiç mi üzülmüyorlar Münevvere? Yorumsuz. Melda Güloğlu, uzman birinin bu kadar genel bir değerlendirmesi bile çok şey aydınlatırken bu dosyanın böyle askıda kalması çok üzücü demiş. Uzman değilim, uzman demeyelim bana, ama yani bu konularla ilgili tabii ki okuldan dolayı bilgiye, yani bu olacağı için mesleğim, yani bununla ilgili hayatım bunlarla geçtiği için diyeyim, dosyalarla geçtiği için yani bilgi birikimim var. Ama yani ben de çok üzülüyorum gerçekten ya. Yani çok üzülüyorum. Bir şeyler böyle bazen gerçekten yerimde duramıyorum. Böyle hocalarla falan da konuşuyoruz işte, biliyorsunuz Halis Hoca'yı vesaire. Onlar da aynı şeyleri düşünüyorlar. Yani ya oturup şöyle bir hep beraber baksak buna yani. Hani bir birleştirsek güçlerimizi. Herkes bunu düşünüyor aslında ama maalesef bunu yapacak kişiler biz değiliz arkadaşlar. Keşke olsa. Reyhan demiş ki aileden tehdit gelirse korkmuyor musunuz demiş. Cem garip olduğunu mu? Artık geçti ya, o videoyu yaptığı yıl oldu. Bütün davalar, bütün şeyler sıkıntılı. Ne yapalım, yaşayacak ömrümüz ne kalarsa yani, yapacak bir şey yok o konuda. Burçak Hanım, sizce Cem Münevvere Bahçeşehir'den Etiler'e neden taşınmış olabilir? Annesi orada oturması dışında bir sebep olabilir mi? Hiç o konuyla ilgili bir bilgim yok. Anlamadım yani, hiç bilmiyorum. Burçak Hanım, sizin aldığınız eğitim, geçen gün dediğiniz gibi uzmanlık, bizde uzmanlık eğitimi eğilimi yok. Yok maalesef. Ha evet, bir de bu koltuk kullanma mevzusu var. Aynen. Onları da alıp götürmüşler. O da enteresan. Kuzeyli 69 nesin? Yine muhteşemsiniz Başak Hanım demiş ya. Teşekkürler ama Başak Hanım dediğiniz için. Burçak Hanım, siz dinlerken iki tane çiçeğimi işleyip bitirdim. Emeğinize sağlık Burçak Hanım, modlar demiş. Yasas çok teşekkürler. Demek ki bayağı bir konuşmuşuz yani. Burçak Hanım, nabzı bir süreliğine durduran ilaç kullandıklarını söylüyorlar. Bu şekilde kaçırdıklarını söylüyorlar. Bu mümkün mü sizce? İrem Hanım, her şey olabilir. Her şey. Bunlar artık çok böyle ütopik. Yani bu değil yani. İşte filmlerde gördüğümüz gibi bunlar yapılıyor yani. Var böyle ilaçlar. Doğrudur. Olabilir. Kınalı yapınacak bölüm yok ama ders olarak alınıyor sanırım. Evet. Kriminoloji bölümü yok burada. Kriminoloji dersi var sanırım. Hukuk öğrencileri alıyorlar. Ama tabii ki bir saatlik işte, neyse, bir ders yani. O başka bir şey. Tabii kriminoloji okumak bambaşka.
Burçak Hanım, öldürme şekline ain değil dediniz. Değil değil de bende onu uyandırmadı dedim. Fakat ailenin Münevver'in öldürüldüğü koltuğu saklaması ain. Yani ain bir ain yapılmış gibi bende bir izlenim yaratmadı. Ama arkadaşlar olabilir mi? Olabilir de yani. Bilmiyorum yani ailenin durumuyla ilgili çok böyle bilgi sahibi falan değilim ben yani. Hani işte bir takım şeylere üyeler mi falan bu ayinler, bir de bu işte mayasız ayini falan, mayasız ayin de öyle bir ayin değil yani bu arada, öyle bir şey değil. Benim yani arkadaşlarım da vardı işte Yahudi vesaire falan, ya yani bunları konuşmuştuk o dönem, hiç böyle bir şey değilmiş o. Ya biraz böyle ya yine medyatik, işte medyanın sevdiği şeyler bunlar, bize servis etmekten hoşlandığı şeyler, onun için tam emin değilim yani, ben de oluşturmadı ama. Önce Bahçeşehir'de işliyor cinayet. Ha, onu söylüyorsun Sibel Sarıçoğlu. Sonra taksiyle Etiler'e, konteynere bırakıyor. Evet. Enteresan ama ya arkadaşlar orada da bakın dede de bir enteresan. Yani neyse. Şimdi tekrar o konuya girmeyeyim. Sibel Sarıçoğlu ama anladım dediğini. Evet, oraya götürmesinin sebebi neydi? İşte olabilir aileyle alakalı bir şey olabilir. Oraya bırakılması istenmiş olabilir. Yok edilecekti belki. Olmadı işte. Aile ayrıca otopsi yapılmasını istememiş. Yani garip olmuyor. Bacak katili öldürdüğü kişilerin bilinmesini istemeseydi kimse bilemezdi. Peki bunu önceden anlama ihtimalimiz var mıydı? Nasıl? Anlamadım. Neyi anlama ihtimalimiz var mıydı? Değildi yedi. Burçak Hanım, Rabbim sizi her daim kötü insanlardan korusun. Amin. Hepimizi korusun. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burçak Hanımcığım, mükemmel, akıcı, aydınlatıcı, detay ve tespitleriniz hepimiz için çok değerli. Çok da çok teşekkür ederim Nasip Hanım. İnşallah öyledir. Selesin. Teşekkürler canım. Ne demek ya? Tabii ki. Burada zaten bazen göremiyorum biliyorsunuz. Burçak Hanım, ana akım medya ve sosyal medyada insanlar reyting ve dikkat çekmek uğruna bu tip trajik olayları köpürtüp abartmayı sever maalesef demiş. Evet, maalesef böyle. Ama bunlar üzerinden tabii bu yapıldığı zaman çok yaralayıcı oluyor aileler için. Bunları düşünmek lazım. Onun için dikkat etmek de lazım bu söylemlere. Ben onun için yani düşünsenize, katile katil bile diyemiyorsunuz yani. Bir de bu aileleri niye yani bu kadar dil uzatılsın? Neden bu kadar işte haklarında bir şeyler konuşuluyor falan? Yani bunlar olacak işler değil yani. Katile bile katil diyemezken, daha o elde hiçbir delil olmadan, hiçbir şey yokken, şimdi ailelerle ilgili bir şeyler söylemek, zan altında bırakmak da tabii ki ciddi sıkıntı yaratıcı bir durum. Arkadaşlar, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir bakayım bu arada. Bu yayın yerine ne yapılacaktı arkadaşlar? Bir sonraki konu belli mi yoksa istek listesi mi yapacağız? Benim alerjiden şuralarım o kadar kaşınıyor ki size anlatamam yani. Şu an alerjim doruk. Yani böyle kaşınacağım, yanlış anlaşılacağım diye. Şuramı kaşımak istiyorum yani. Gerilim filmi gibi olaylar, caniler elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bir de Yasin Şahin olayı var. Unutmayalım. Umarım programa katkı sağlar, açığa çıkarılır. Bir an önce emeğiniz için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bana destek verdiğiniz için ayağım şuracak şimdi. Çok kaşındım şuralarım. Ah, oh, çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle alerjilerin içinde kapatıyorum. Ay, niye böyle oldum anlamadım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta cumartesi günü değişik bir konu olacak. Yine bu işte Korkunç Evler serimize güzel bir konu hazırlayacağım. Tekrar görüşürüz. Belki arada bir olayla ilgili bir gelişme olabilir, bir durum olabilir. Belki onunla ilgili bir yayın açabilirim. Belli olmaz. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.